Evet, Çankaya Futbol Kulübü Teknik Direktörü Adnan Şentürk yanımızda. Hocam çok güzel bir Aksaray galibiyeti oldu. Özellikle ikinci yarıda rakibe hiç top oynattırmadınız. Öncelikle bir galibiyet değerlendirmesi alalım. Valla çok zor bir maçtı. Rakip güçlü bir rakip ve farklı bir oyunu var. Sürekli oyunu bozan anlayışta, dinamik, enerjik bir takım. Yani rakibin bu özellikleri öne çıkıyor ve ligde böyle puanlar alarak ilk dört arasında, yani liderler arasında bir puan var. Bizim açımızdan da yeni bir yapılanma içindeyiz. Yani oyun anlayışıyla ilgili bir değişime gitmek durumundaydık. Bunun için de biraz enerjimizi yükseltmemiz gerekiyordu. 3 haftadır bir taraftan müsabakalara hazırlanırken bir taraftan da güç açısından daha iyi noktaya gelme adına çalışmalar yaptık. Tabii müsabakalar devam ederken bu çok kolay olmuyor ama bunu en doğru şekilde ayarlamaya gayret ettik. Bugün aslında bunu sahada görmemiz gerekiyordu. Yani oyuncular inanılmaz derecede bir reaksiyon gösterdiler bu maçı kazanmak adına. Çok iyi mücadele ettiler. Yani bu güce sahip oldukları beni de şaşırttı doğrusu. İlk oynadığımız maçlardan itibaren baktığımda. Ama kalpten oynamak tabii ki avantaj sağlıyor. Zor bir maç olmasına rağmen kazanmak adına hiç vazgeçmedik. Oyunun son dakikasına kadar da skorumuzu korumak adına, 2-1'lik skoru korumak adına büyük bir gayret ve özveri sarf etti oyuncularımız. Oynamayanları, oynayanları, bütün takım bir bütün oldu. Bu bizim için, Çankaya Futbol Kulübü için bundan sonra oynayacağı maçlar adına bir ışıktı, bir göstergeydi. Ve artık bunu baz alarak daha iyisini yapmak zorunda olduğumuzu ben hoca olarak düşünüyorum. Oyuncularıma da bunu anlatmaya çalışacağım. Sanırım daha iyi futbol oynayarak daha iyi sonuçlar almaya çalışacağız. Hocam ilk yarıda da kaçan pozisyonlar vardı. İkinci yarıda bir Cemre değişikliğiyle bu kaçan pozisyonlar gole çevrildi. Burada kırılma anı Cemre'nin oyuncu değişikliği diyebilir miyiz ikinci yarıda? Şöyle ilk oynayan oyuncumuz hiç maç oynamamış bir oyuncu. 2 haftadır oynatıyorum. Yani ben geldikten sonra oynatıyorum. Hiç oynamamış çok genç bir oyuncu. Yani gelecekte çok iyi işler yapacak. Hatta şu anda da yapıyor. Cemre 90 dakika oynayacak durumda bir oyuncu olmadığını düşündüğüm için maçın başında rakibin çok daha diri ve dinlenik olduğu bölümde onunla yıpratıp Cemre'nin tecrübesinden, aklından, yeteneklerinden maçın ikinci yarısında faydalanmak istemiştim. Yani skor nasıl olursa olsun bu değişikliği böyle planlamıştım. Bu tabii ki Cemre gibi çok klas, çok kaliteli bir oyuncu. Bir de kalpten oynadığı için, her şeyini verdiği için bize çok olumlu yansıdı. Yani kırılma anı da diyebiliriz ama takım maçın 90 dakikasına planlanmış bir şekilde sahadaydı ve oyuncular buna çok güzel uyum gösterdi. Çok teşekkürler hocam. Teşekkür. Kaptan Cemre Atmaca yanımızda. Çankaya bugün ikinci yarıdaki futboluyla Aksaray'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı kaptan. Senin de çok güzel bir golün vardı. Çok şık bir gol kaydettin. Hem kendi performansın hem de galibiyeti değerlendirelim. Vallahi iyi takım olduğumuzu her zaman söylüyoruz ama bir türlü şanssızlıklarımızı kıramadık. İyi maçlar oynuyoruz. Arkadaşlarımız iyi mücadele ediyor. Ama basit hatalardan yediğimiz gollerden dolayı maalesef sonuca gidemedik. İkinci yarı kazanamıyorduk. Bunun da baskısı vardı kardeşlerimin, arkadaşlarımın üzerinde. Ama şunu bir daha izleyenlere ve herkese gösterdik ki bu iş inanma işi, bu iş savaşma işi. Savaştığın zaman, inandığın zaman, gerisi takdir-i ilahiye bıraktığın zaman Allah da ödülünü veriyor. Kazandığımız için mutluyuz. Önemli olan yenmek, galip gelmek. Goller her zaman güzel olur, kötü olur ama galip geldiğimiz için çok mutluyum. Bütün Ankara halkına da galibiyeti armağan ediyoruz. Peki bundan sonra Çankaya FK, şeytanın bacağını kırdı, ikinci yarıda ilk galibiyet geldi. Neler bekliyor Çankaya'yı? Şimdi daha önce bir seri yapmanın peşindeydik. Dediğim gibi kötü goller sonucu, yediğimiz goller sonucu bu galibiyet serisini yakalayamadık. Ama ben artık bu takımın bu şekilde mücadele ederek bundan sonra seriye başlayacağını, seriye devam edeceğine inanıyorum. Çünkü gerçekten kaliteli bir takımız, ligin üstünde bir takımız ama dediğim gibi bazı olumsuzluklar, sıkıntılar oldu ama bundan sonra olmayacak. O üstümüzdeki galip gelememe stresini de attık. İnşallah bundan sonra galibiyet serilerine başlayıp kendimizi olmak istediğimiz yere, yukarılara doğru, playoff potasına doğru atmaya çalışacağız. Tekrardan golün ve galibiyetin için tebrikler kaptan. Ben de teşekkür ederim, sağ olun. Evet, galibiyet golünü atan Mutlu İlen Göz'le beraberiz. Mutlu, galibiyet golünü attın, çok değerli bir galibiyet aldınız. Hem kendi golünü hem de bu galibiyeti değerlendirelim.
Ya galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Haftalarca hem iyi futbol oynuyoruz ama sonuca bir türlü gidemiyorduk. Biraz üstümüze baskı vardı. Playoff'u hedefledik. Playoff'u hedeflerken bir anda düşme potasında bulduk kendimizi. Ama normal hedefimiz yine playoff. Sonuna kadar gideceğiz Allah izin verirse. Yani çok değerli bir 3 puan aldığımızı düşünüyorum. Çünkü bugün biz oynuyoruz. Yarınki sonuçları bekleyeceğiz. Yarınki sonuçlara göre bu değerlendirme daha güzel olacak inşallah. Şu değerlendirmeme katılır mısın Mutlu? Aksaray liderliğe oynayan, şampiyonluğa oynayan bir kulüp. Ama bugün 90 dakika gördük ki sahada ayak basmadık, yer bırakmadı Çankaya Futbol Kulübü ve rakibine futbol oynattırmadı. Şu an 28 puana çıktı ama çok daha üst sıraları ve puanı hak etmiyor mu Çankaya? Hem de çok hak ediyor. Yani şu anda gördüğünüz gibi Aksaray'ın 41 puanı var. Bizim 28 puanımız var. Aradaki farkı siz bile görebiliyorsunuz yani. Yani bu şeyde hani maçı istediğin zaman, özveriyle oynadığın zaman, üçüncülük biraz daha şey havasında yani olduğu için isteğe bağlı. Öyle diyeyim, kaliteli futbolcular var ama o gün kim istiyorsa daha çok arzu istek yaparsa, ama şu da var yani bilinçli oynuyoruz. Biz bilinçli olmadığımız için kaybediyoruz zaten. Doğaçlama oynayan takımlar farkındaysan üçüncülükte daha şey gidiyor. O yüzden bilinçli oynamak bence daha güzel, daha zevkli oluyor. Ve uzun vadede başa getiriyor. Aynen öyle, aynen öyle. Galibiyet golün ve galibiyet için tebrikler. Teşekkür ederim. Mert Kurt yanımızda. Evet, Çankaya bugün güzel bir galibiyet aldı. Senin de performansın gayet iyiydi. İkinci yarıda ne değişti ve bu galibiyet nasıl geldi Mert? Abim, öncelikle yani ilk yarı hırslı oynadık da yani şans eseri bir gol yedik ama devre arası yani herkes farkındaydı. Böyle mücadele edersek yani ikinci yarı farklı olacağını. İkinci yarı sanki ilk yarıdan biraz daha üstüne koyarak oynadığımızdan dolayı, rakip de yani fazla şey gösteremediğinden dolayı yendik yani. İnandık abi dünden yani, bir hafta boyunca çok iyi çalıştık. Tamamen bu maç, çünkü haftalardır kötü sonuçlar hem bizi etkiliyordu hem yani kulübü etkiliyordu. Kötü bir hava vardı. Çok inançlı çıktık o yüzden abi, çok rahat galibiyet aldık yani. Rahat da değil, çok mücadele edip de galibiyet aldık abi haftalardır hemen üzerine. Peki rakibin oyunu çirkinleştirdiğini düşünüyor musun? Ya abi çirkinleştir, çünkü biz ilk başta biraz sert başlayınca onlar da karşılık vermek zorunda, yoksa çok rahat ezilecektiler. Onlar da sert mücadele verdi ama herhalde biz daha sert verdiğimizden dolayı biraz ezildiler gibi. Peki bundan sonra şeytanın bacağını kırdık diyebiliyor musunuz? Abi Allah'ın izniyle ya. İlk devrede böyle kötü başlamıştık ama Aksaray'dan sonra bir ivme yakalamıştık. 7-8 maç. İnşallah ikinci devre daha da bunu yükselterek, playoff'a adım adım yaklaşarak. Hani içine atmaya çalışacağız kendimizi playoff'tan. Ondan sonra Allah kerim abi. Tebrikler. Çok sağ olun. Evet, Furkan'la beraberiz. Güzel bir galibiyet oldu. Çankaya bugün ikinci yarıdaki performansıyla Aksaray'ı sağdan sildi. Ve 2-1'lik bir galibiyet geldi. Bir galibiyet değerlendirmesi senden alalım. 3-4 haftadır böyle şanssız goller yiyorduk. En sonunda bu şanssızlığı kırmak istiyorduk. Bu maçta kırdığımız için mutluyuz. Yani mücadelemizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. O yüzden çok mutluyuz takım olarak. Bu bizim için başlangıç. İnşallah böyle seriyi devam ettiririz. Seri bulmuş olur. Serinin başlangıcı olur. İnşallah böyle devam etmek istiyoruz. Senin de bugün performansın çok iyiydi. Sahada ayak basmadığın, yer bırakmadığın desek yeridir. Teşekkür ederim ya. Mücadele etmeye çalıştık. Başkanımızı, takım arkadaşlarımızı, abilerimizi yani mahcup etmemek için koştuk, mücadele ettik. Bunun da karşılığını aldığımız için mutluyuz. Tebrikler.